Merhaba, matematik sınıfımda bu ders basit olayların olma olasılığını yani olasılığın değerini hesaplamayı anlatıyorum. Geçelim. Şimdi burada Olayımız ne? Olayımız şu. Burada öncelikle olasılık değeriyle alakalı bir tanım verilmiş. Yani bu tanım bilsek güzel olur, bilmesek çok da bir hani şey yok. Sadece teknik bir terim. Ee, bir olayın olmasının veya olmamasının, bak burada şu çok önemli, olmasının veya olmamasının bununla alakalı soru da gelecek karşına. Matematiksel değerini olasılık değeri denir. Evet, artık olasılıkla alakalı e, matematiksel değerlere geçiyoruz. Peki bir olayın olma olasılığını, olasılık değerini nasıl buluruz? Burada formülümüz şu. İstenen durumların sayısı, senden ne isteniyorsa bölü tüm durumların sayısı. Yani burada tüm durumların sayısına örnek uzay da diyebilirsin. Bu ikisini birbirine oranladığında o olayın olma olasılığını bulmuş oluyorsun. Bunu örnekler üzerinde görelim. Bir torbada 6 kırmızı ve 10 sarı bilye vardır. Torbadan rastgele alınan bir bilyenin kırmızı olma olasılığını bulalım diyor. Şimdi burada ilk olarak şu formülümüzü yazıyoruz. Olasılık 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 değeri eşittir istenen durum sayısı bölü tüm durumların sayısı. Bunu yazdık. Burada genelde ben şunu diyorum. Önce tüm durumların sayısı. Yani burada olabilecek, oluşabilecek tüm ihtimallerin sayısını bir bulalım diyorum. Burada senden istenen kırmızı olma olasılığı. Bu dursun. Burada tüm durumların sayısı. Ne yapıyorsun? Torbadan rastgele alınan ya yani torbadan bir bibili alıyorsun. Aldın. Ne olabilir? Şöyle bir tane çektin kırmızı olur. Bak neden? Çünkü bunda 6 kırmızı, 10 tane sarı var. Bir tane daha çektin kırmızı olur. Bir tane daha çektin sarı olabilir. Ya da ilk aldığın sarı olabilir. Ama toplamda senin burada 16 tane e, olasılığın var. Yani olabilme ihtimali 16 tane ne olabilir? Çektin 6 tane kırmızı gelebilir. Her çekişinde mesela. Çektin çektin çektin. Kırmızı gelir sarı gelir kırmızı gelir sarı gelir. Bunların toplamı 6 tane kırmızı gelebilir. Artı 10 tane sarı gelebilir. Burada tüm durumların sayısı 16'dır. Tüm ihtimaller 16 tane. Peki senden istenen ne? İstenen kırmızı olma olasılığı. Peki burada kırmızının sayısı kaç? 6. O zaman istenen durum sayısı da kaç oluyor? 6 oluyor. Yani bunun olasılık değeri kırmızı olma olasılığı torbadan alınan bilyenin 6 bölü 16. Bunu da sadeleştiriyorsun. Çünkü şıklarda 6 bölü 16'yı direkt görmezsin. 2'ye bölersin 3. 2'ye bölersin 8. Buradan da sonucu 3 bölü 8 bulmuş olursun. Bunun olasılık değerini. Dediğim gibi burada öncelikle tüm durumların sayısını yani olabilecek tüm ihtimallerin sayısını bulman daha kolay bir şekilde ilerlemeni sağlar. Burada artık zarla alakalı senin karşılaşabileceğin genel bir e, soru tarzları var. İşte zarla alakalı. Başlayalım onları. Bir zar havaya atılıyor. Zarın üst yüzüne bir şey gelecek yani yere düşecek. O bir şey gelecek. Orada 3 gelme olasılığı nedir? Ben artık şurada sana e, şu formülü direkt yazıyorum. Olasılık eşittir burada ne bu? İ istenen durumların sayısı bölü şu da T'de ne oluyor? Tüm olası durumların sayısı oluyor. Üç gelme olasılığı nedir diye soruyor burada. Tüm durumların sayısı. Yani burada olabilecek tüm ihtimaller neler? Hemen şuraya yazıyorum. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çünkü zarın üstünde 6 tane sayı var. Olabilecek toplamda bunlar. Yani burada tüm durumların sayısı ne oluyor? 6 oluyor. Peki senden istenen ne? 3 gelme olasılığı. Sakın burada şu hataya düşme. İşte buraya da 3 yazarım hocam. Hayır. Buraya yazdığım 6 bunların sayısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olduğunu düşün. Peki 3'ten kaç tane var senden istenen durumdan? Bir tane var bak. Bir tane. O yüzden buraya ne yazacaksın? 1 yazacaksın. 3 gelme olasılığı. O zaman ne oluyor? 1 bölü 6 oluyor. Aynı şekilde 6 gelme olasılığına bakalım. Toplam yani tüm durumların sayısı kaçtı? 6'ydı. E, i̇stenen durum ne senden? Bak şuradaki 6 bu da kaç tane? Bu bir tane. Bir tane 6 var. Çünkü 6 gelme olasılığı da ne oluyor? 1 bölü 6. Yani 6 da 1 olmuş oluyor. Çift sayı gelme olasılığı nedir diyor C şıkkında. Tüm durumları artık biliyorsun. Bunu direkt yazıyorsun. Tık diye 6'yı koydum buraya. Çift sayı. Acaba burada hangileri çift sayı? Bakıyorsun hemen. 2 çift sayı. Bunu işaretledin. 4 çift sayı işaretledin. 6 çift sayı. Peki senden istenen durum çift sayı kaç tane burada? 1, 2, 3 tane. O zaman buraya istenen durumların sayısına da 3 yazıyorsun. Bunun olasılığı ne oluyor? 3 bölü 6 oluyor. Burada da sadeleştirmeni yapıyorsun. Bunları şöyle 3'e böldün. 1, 3'e böldün. 2. Bunun sonucu da 1 bölü 2 oluyor. Bak buralara dikkat. Buralar önemli asal sayı gelme olasılığı hemen bak formülden istenen bölü tüm durumlar tüm durumlarda buradaki e, tüm durumu zaten biliyorsun 6 istenen de senden asal sayı gelme olasılığı hemen asal sayıya bakıyoruz şimdi burada asal sayı 2 asal sayı 3 asal sayı bak burada 4 asal sayı değil 5 asal sayı 6 asal sayı değil kaç tane asal sayı oldu 1 2 e, 3 tane asal sayın oldu. O zaman burada da asal sayı gelme olasılığı istenen durum 3 olduğu için 3 bölü 6. Bu da aynı şekilde 1 bölü 2 oluyor. 4'ten büyük bir sayı gelme olasılığı diyor. Şimdi aynı mantıkla buraya şöyle şu, öncelikle şu tüm durumları yazdım. Çünkü hepsinde soru aynı deney üzerinden geliyor. 4'ten büyük bir sayı. 4'ten büyük hangi sayılar var baktığında buraya? Ne var? Burada 5 var. Hemen şuraya yazayım bak. 5 var. 4'ten büyük bir sayı olarak. Sonra ne var? 6 var. 4'ten büyük sayıların yani bu e, istenen durumların sayısı kaç? 2 tane sayı var. O zaman buraya ne yazıyorsun sen? 2 yazıyorsun. Bunu da sadeleştirdiğinde 1 bölü 3 oluyor. Zarla alakalı genelde böyle bu olasılık konusuna da başlayınca bu sorular e, klasik kalıp sorulardır. Bunlar karşına geliyor. Şimdi geçelim. Başka bir soruyla devam edelim burada. Bir sınıfta 15 erkeğin 5'i gözlüklü 18 kızın da 12'si gözlüksüzdür. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü olma olasılığı diyor. Şimdi burada öncelikle şuna bakıyorsun. Dediğim gibi burada formülümü hemen yazıyorum. İstenen bölü tüm durumlar. Burada tüm durumda bu sınıfta bir öğrenci seçiyorsun. Öncelikle yani şunları geç. Bir öğrenci seçiyorsun. Kaç tane öğrenci var burada? 15 erkek var. Şurada 15 erkek var. 18 tane de kız var. Artı 18. Yani burada 33 tane öğrenci seçme durumun var. Tüm olasılıklar ne oluyor? Tüm durumlar burada 33 oluyor. Buraya 33'ünü yazdın. Senden istenen ne? Gözlüklü olması. Kaç tane gözlüklü var? 5 tane gözlüklü. 5 tane gözlüklü var burada. Sonra 18 kızın 12'si gözlüksüz. Dikkat et gözlüksüz. O zaman ne yapacaksın? 12'si gözlüksüzse kaç tanesi gözlüklüdür? 6 tanesi gözlüklüdür bunların. Gözlüklü. O zaman 5 artı şöyle yine siyahla yazayım. Artı 6 eşittir. Bu sınıfta 11 tane ne var? Gözlüklü öğrenci var. Ne diyordu soru? Gözlüklü olmasına. İstenen durum kaç tane? 11 tane. Buraya yazıyorsun. 11 bölü 33 gözlüklü olma olasılığı. Bunu da sadeleştirdiğinde 11'e böl 1, 11'e böl 3. Bunun olasılığı 1 bölü 3 oluyor. Kız öğrenci olma olasılığı. Öğrenci sayısı kaçtı? 33'tü. Kız öğrenci kaç tane kız var burada? 18 tane kız var. 18'i buraya yazıyorsun. Sadeleştirme var mı? Evet var. 18'i e, kaça bölersin? 3'e böldüğünde 6. 33'ü 3'e böldüğünde 11. O zaman ne yapıyor? 6/11 bölü 11 oluyor. Gözlüksüz erkek öğrenci olma olasılığı. Yine burada 33 tane öğrenciyi tüm durumları yazdım. Gözlüksüz erkek. Şimdi kaç tane erkek var? 15. Ama bunların bu 15 erkeğin de gözlüksüz olanlarını istiyor. İstenen durum o. 15 erkeğin 5'i gözlüklü ise 15'ten 5'i çıkardığında o zaman ne olacak? 10 tanesi gözlüksüz olacak. Bunun olma olasılığı da ne oluyor? 10 bölü 33 oluyor. Burada artık sadeleştirme işlemi yapamıyoruz. Bunun son hali bu oluyor. Bunun cevabı da 10 bölü 33 oluyor. Böyle sorular da genelde karşına çıkıyor. İşte ne bir şehir ismi veriliyor ya da başka bir şeyin ismi, ders ismi falan filan derken bunun harflerin her biri ayrı ayrı birer karta yazılıyor bu kartlar bir torbaya atılıyor. Burada şehrimiz var Afyon Karahisar. İlimizin adı yazılmış. Bu torbadan seçilen bir kartın üstünde. A olma olasılığı kaçtır. Şimdi şuraya ben ayrı ayrı öncelikle şu Afyon Karahisar ilimizi yazayım. Bir. Bak A, F, Y, O, N bu harfler Ayrı ayrı birer karta yazılıyor. Sonra K, A, R, A, H, İ, S, e, A. Şöyle şuraya da R'yi yazayım. Şöyle yazayım şuraya. <laughs> Afyon Karahisar. Evet. A olma olasılığı. Şimdi burada attın bunları bir torbanın içerisine. Torbadan çekebileceğin toplam harf sayısı kaç? Tüm ihtimaller. Ne kadar harf var? Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane harf var. Burada demek ki tüm durumlar 14. A olması kaç tane A var? 1 burada var. 2 burada var. 3 burada var. 4 burada var. Senden istenen durumun sayısı kaç? 4. O zaman bunun olma olasılığı A olma olasılığı da 4 bölü 14 oluyor. Sadeleştirme yaptığında 2'ye böl 2, iki, 2'ye böl 7, 2 bölü 7 oluyor. B olma olasılığına bakalım şimdi. Afyon Karahisar'da. Burada öncelikle tüm durumlara bakıyorsun. Tüm durumlar ne? 14 onu buldun zaten. Ee, şimdi B harfine bakıyorsun burada. B harfi yok. Yani şimdi hocam o zaman soru yanlış mı oldu falan diye düşünme. Yoksa imkansız olayı hatırla. İmkansız olay neydi? Bir şeyin gerçekleşme ihtimali yüzde sıfırsa, yani hiç yoksa o zaman imkansız olay oluyordu. Yani istenen durumların sayısı sıfır olacaktı. Burada istenen B, B'nin sayısını burada sıfır. O zaman buraya istenen durumun sayısına sıfır yazıyorsun. Şöyle güzelce bir yazayım. Bunun sonucu ne oluyor? Sıfır oluyor. Aslında burada bu ne olmuş oldu? İmkansız olay olmuş oldu. Bunu zaten olasılık değeri ne oluyor, sıfır oluyor. Demiştim ya bir önceki derste ben anlatacağım e, bu olasılık değeri hesaplanırken diye. İşte bu yani neden sıfır oluyor bunun değeri? Gördüğün gibi senden burada istenen durumların sayısı sıfır olduğu için burada sıfır yazıyorsun sıfır bölü 14 sıfır imkansız olay olmuş oluyor. A olma olasılığı R olma olasılığından kaç fazladır? O daha önce gördüğümüz daha fazla daha az eşit olasılıklı olaylardaki e, bu artık matematiksel değerine geçmiş oluyoruz ve net göreceğiz burada. A olma olasılığı. A olma olasılığını kaç bulmuştuk burada? 4 bölü 14 yani 2 bölü 7. Bunu yazdım buraya. R olma olasılığına. Şimdi R olma olasılığına bir bakalım. Burada şöyle 14'ümü yazdım. R kaç tane R var? Hemen bakıyorsun buradan. Şimdi Afyon Kara Evet şuradan bir tane R'yi bulduk. Sonra bir tane de R. Burada o zaman ne oluyor? Bunun da 2 bölü 14 olmuş oluyor. Bunu da şöyle hemen bir sadeleştirdiğimizde şöyle 1 oluyor. 2'ye böldüğünde de şöyle 7 oluyor. Dikkat ettiğinde bak şimdi e, A'nın olma olasılığını hemen yazıyorum. Şuraya 2 bölü 7 R'nin olma olasılığını da şöyle yazdım. 1 bölü 7 Bunları karşılaştırdığımızda hangisi daha fazla oluyor? Pardon e, kesirlerdeki o rasyonel sayılardaki karşılaştırmayı biliyorsun. Paydaları aynı olduğu için payları büyük olan daha büyük oluyor. O zaman burada R e, işte pardon R demişim. A olma olasılığı 2 bölü 7 bundan fazla oluyor. Peki ne kadar fazla oluyor? Kaç fazladır? 2 bölü 7 eksi 1 bölü 7 bundan çıkarıyorsun. Çıkardığında paydalar da aynı olduğu için 2'den 1'i e çıkar. 1 bölü 7 olmuş oluyor. Gördüğün gibi bu kadar fazla oluyor. Evet bu şekilde şimdi hep olasılığı bulmayı gördük. Acaba olasılığı verildiğinde senden ne isteyebilir? Bir de ona bakalım. Bir sepette ve muzlardan oluşan toplam 18 tane meyve vardır. Bu sepetteki meyveler arasından rastgele alınan bir meyvenin. Işte burada rastgele bir meyve alınıyor. Kivi olma olasılığı 4 bölü 9'dur. Şunu da şöyle işaretliyorum. Buna göre bu sepetteki muz sayısı kaçtır diyor. Şimdi öncelikle şurada verilen olasılıktan biz yola çıkalım. Ama bizim kuralımız neydi? Bizim formülümüz olasılık eşittir. istenen durum bölü tüm durumlardı. Burada rastgele bir tane meyve alınıyor. Toplamda yani tüm durumlar burada. Kaç tane meyve var toplamda? 18 tane meyve var. O zaman tüm durumlar ne oluyor? 18 oluyor. Senden ne istiyor? Bak burada rastgele anlamı bilmeyen kivi olması. Kaç tane kivi var? Sen burada biliyor musun bunu? Bilmiyorsun. O yüzden bilmediğin için buraya x koy. Bilmiyorsun bunu. Peki bunun olasılığını vermiş mi? Sana vermiş. Ne demiş? 4 bölü 9 demiş. Bak. 4 bölü 9 demiş. Senden ne istiyor? Muz sayısını istiyor. Şimdi buradan neyi bulalım biz? Ee, öncelikle şuradaki bu neydi? Bu kiviydi. Çünkü burada verilen olasılık kivi. Buradan öncelikle bir kivi sayısını bulalım. Zaten sen buradaki orantıyı görüyorsun. Buradan ne yapabilirsin? Şöyle çapraz çarpım yaparsın. Buradan 9x eşittir. 18 çarpı 4 yapar. Buradan da 18 çarpı 4 72 oluyor. 9x eşittir 72 ise her iki tarafı 9'a bölüyorsun. Buradan x'i 9'a böldüğünde 8 buluyorsun. Demek ki kaç tane kivi varmış? 8 tane kivi varmış. Şu şekilde de yapabilirsin. Şimdi bunların arasında bak şöyle payda ile payda pay ile pay arasında belli bir oran varsa. 18 çünkü bu oran sadeleştirmeden geliyor. 18'i 9 bak 18 9 olmuş. Yani burada 18'i 2 ile sadeleştirmiş. Burada 2 ile bölmüş. Ne olmuş? 9 olmuş. Demek ki buradaki sayı da 2 ile böldüğünde 4 olmuş. E 2 ile böldüğünde 4 olacağın sayı hangisi olur? 8 olur. Bu şekilde de eğer baktın böyle bir oranı gördün yapabilirsin. Buradan kivi sayısı 8 ise toplamda kaç tane meyve vardı? 18 tane meyve vardı. 18 eksi 8 tane kiviyi çıkarıyorum. Geriye kalanlar ne oluyor? Muz oluyor. Kaç tane muz varmış? 10 tane muz varmış. Bu soruya e, birazdan e, geri döneceğim. Başka bir e, örnekte. E anlatacağım bir tane durum var. Onunla alakalı bu örneği birazdan geri dönüş yapacağım. Çünkü bunun bir tane daha çözülme yöntemi var. Şimdi bunu kenara şöyle kaldırdım. Buradan devam ediyoruz. İki tane bilgi vereceğim. Bir olayın olma olasılığı 0 ile bir arasındadır. Bazen sorularda karşımıza çıkabiliyor. Test ediyor ki aşağıdakilerden hangisi bir olayın olma olasılığı olamaz şeklinde karşına çıkıyor. 0 ile 1 arasında Başka bir seçenek olamaz. Yani bu olasılık olursa şu değerler arasında olacak. Yani sen tuttun mesela. Burada 1 bölü 3 dedi. 1 bölü 3 bir olayın olma olasılığı olabilir mi? Evet. Çünkü sıfırdan büyük veya eşit işte olacak. Bak kuralda birden küçük veya eşit işte olacak. 1 bölü 3 sıfırla 1 arasında olabilir. Ama sen tutarsan şıklarda gördüğün 5 bölü 3. Bu bir olasılık değeri olamaz. Çünkü birden büyük. Bunun mantığı da nereden geliyor? Şimdi. Kesin olay ile imkansız olayı hatırlıyorsun. İmkansız olayda neydi? Olasılık değeri sıfırdı. Bu ne oluyordu? Bak imkansız olay oluyordu. İmkansız olay. Kesin olay da ne oluyordu? Bunun olasılık değeri 1 oluyordu. Ya Zaten bir şey kesin. Yani bunun maksimum ulaşabileceği değer 1. Bir. 1'in üstünde bir olasılık değerinden bahsedemeyiz buradan. İşte esas şimdi ee, burayı verdim. Bunlardan sonra şöyle bir pratik bilgim var bir olayın gerçekleşme olasılığı ile gerçekleşmeme olasılığı dersin başında söylediğim şey vardı neydi o bir şeyin olmasının veya olmamasının olasılığının matematiksel değeri vardı İşte burada bazen gerçekleşmeme olasılığını da bulman gerekiyor bu ikisinin toplamı ne oluyor bir oluyor şimdi bununla alakalı bir örnek çözelim bir, bir iki tane şöyle basit çok e, klasik örneklerden çözelim. Bir olayın gerçekleşme olasılığı 3 bölü 7 ise gerçekleşmeme olasılığı nedir? Şimdi ikisinin toplamı 1 olacağına göre o zaman sen birden şu gerçekleşme olasılığı 3 bölü 7'yi çıkarırsan bunun sonucunu bulursun. Bu 1'i de 7 ile genişlettiğinde 7 bölü 7 eksi 3 bölü 7 oluyor. Buradan da çıkardığında 4 bölü 7 oluyor gerçekleşmeme olasılığı. Aynı şekilde bir olayın gerçekleşmeme olasılığı verilmiş senden gerçekleşme olasılığını istiyor. O zaman ne yapacaksın? Yine aynı şekilde bu ikisinin toplamı 1 olduğu için birden verileni çıkarıyorsun. Aynı şekilde genişlettiğin 9 bölü 9 eksi 4 bölü 9'dan burası 5 bölü 9 oluyor. Burada önemli olan şey ne? Şuradaki gerçekleşmeme durumu var ya bak bunu sorularda karşılaştığımızda tersinden düşünmemiz gerekiyor. tersinden düşünme nasıl yani hocam bunu tersinden düşüneceğiz. Şimdi bunlar dediğim gibi çok basit olayı kavramamız için bizim karşımıza çıkan örnekler. Şimdi bunları biraz daha sorunun içerisinden nasıl görmemiz gerekiyor Ona bir bakalım bir tane soruyla. Bir torbada 3 yeşil ve 9 mavi top vardır. Bu torbadan rastgele alınan bir topun yeşil olma olasılığını bulunuz. Şimdi şöyle yapalım. Yine bak buraya öğrenince kadar şunu yazıyorum. İstenen bölü tüm durumlar. Burada tüm durumlar yani kaç tane top var burada baktığında 3 tane yeşil 9 tane mavi daha toplamda 3 artı 9'dan 12 tane top var. A'yı buraya çözüyorum. 12'yi yazdım tüm durumlara. İstenen ne? Yeşil olması. Kaç tane yeşil var? 3 tane yeşil var. İstenen durumun sayısı da 3. O zaman ne oluyor? Bu olasılığı 3 bölü 12 oluyor. Bunu da sadeleştirdiğinde 1 bölü 4 oluyor. Şimdi bu kalsın burada. B şıkkına geçiyorum yeşil olmama olasılığını bulunuz diyor. Şimdi yani yeşil olmama ne demek? Burada tersinden düşünme derken ne yapmamız gerekiyor? Hocam şunu yapman gerekiyor. Ya sen bu torbanın içerisinde 3 tane yeşil koydun, 9 tane mavi koydun. Yeşil olmaması demek ne demek? Yeşilin dışında ne var orada? 9 tane mavi top var. Yani burada yeşilin olmaması demek. Yeşili kapattın. Buradan muhakkak bir top çekiyorsun. Yani rastgele bir top alıyorsun buradan. Yeşil olmayacaksa ne olacak? Bu kesinlikle mavi olacak. Yani tersinden baktığında da bu şekilde yapabilirsin yani. Yeşil olmama olasılığı nedir aslında biliyor musun? Bu mavi olma olasılığıdır bu soru için. Mavi olma olasılığı oluyor. Şimdi yapalım bir nasıl olacak bakalım. Şimdi yeşil olmama olasılığı normal. Ee, şeye göre az önce verdiğim. O bilgiye göre çözelim. Neydi? Olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1'di. Olma olasılığını buldun? 3 bölü 12. Buradan yaparsam daha rahat anlayacağın için e, şunu alıyorum. 1'den 3 bölü 12'yi çıkacaksın. Buradan işte 12 ile eşitledin. 12 bölü 12. 3 bölü 12'den çıkarıyorsun. 9 bölü 12. Bu ne? Yeşil olmama. Şimdi az önceki... Ee şey verdim e, oradaki kurala göre yeşil olmama olasılığı olasılığı bunu yazdık peki Dedim ya tersinden düşünün Bu soruda mavi olma olasılığına bakalım peki Nasıl olacak bu iş i̇şte, Mavi olma olasılığı o zaman ne olacak burada mavi olma olasılığına bakıyorum tüm durumlar 12 peki senden istenen durum mavi olarak düşünüyorsun tersinden düşündüğün için kaç tane mavi var 9 tane mavi var Evet sonuçlar ne çıktı Gördüğün gibi 9 bölü 12 9 bölü 12 Bu da ne oluyor? Mavi ol. Gördüğün gibi mavi olma olasılığı oluyor. Yani tersinden bu şekilde bunu okuman gerekiyor. Şimdi az önce demiştim ben bir tane soru var. Buna birazdan geri döneceğim diye. Evet şimdi şurada bu soruya tekrar şöyle bir geri dönüş yaptım. Buraya koydum bunu ben. Bir sepette kivi ve muzlarda oluşan 18 tane meyve vardı. Ben burada ne dedim? Muz sayısını istiyordu. Bak burada muz sayısını. Ama bana ne vermişti? Kivi olma olasılığını vermişti. Şimdi kivi olma olasılığı 4 bölü 9 ve burada yani kivi ve muz var. Başka bir seçenek yok. Yani iki tane meyve var. Kivi olma olasılığı buysa. Şimdi tersinden düşün. Bu 4 bölü 9'sa bir de muzu istiyor ya senden. O zaman yani geriye kalanlar ne olabilir? Yani kivi olmama olasılığı ne olur? Eşittir muz olma olasılığı. Yani bu açıdan da baktığında ne olacak? Sen burada 4 bölü 9'dan değil de <laughs> pardon ee, şey üzerinden de gidebilirsin. Muz üzerinden. Peki muz olma olasılığı kaçtır burada? Ona bakalım. Eğer bu 4 bölü 9 ise 1 eksi zaten ki ve muz var. Dediğim gibi başka bir şey yok. 1 eksi 4 bölü 9 Buradan çıkardığında bu 5 bölü 9 yapar. Bu ne? Muz olma olasılığı. Muz olma olasılığı. Bundan sonra ne yapacaksın? Burada artık direkt muz sayısını istiyor ya. Tüm durumlar 18. Muz sayısını bilmiyorsun mesela. A dedin burada. Neye eşitmiş bunun olasılığı? 5 bölü 9'a eşitmiş. Aynı mantık bak. Burada 2 katı olduğu için... Şey pardon burada 2'ye böldüğü için burada da 2'ye böldüğünde 5 bulacağın sonuç ne olacak? 10 olacak. Bak gördüğün gibi ikisinde de sonuç ne çıktı? Aynı çıkmış oldu. İşte bu olasılıkta tersinden de düşüneceksin. Farklı açılardan da bazı sorularda düşünmen gerekiyor. Dersi dinlediğin için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Kendine iyi bak.